Sevgili dinleyicilerimiz, psikiyatri uzmanı doktor öğretim üyesi Ermen Şentürk telefon hattımızda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Bugün dijitalleşmeyi konuşacağız. Dijitalleşme beynimizi nasıl etkiliyor? Dezavantajları nelerdir diye soruyoruz size. Buyurun, neler söylersiniz? Öncelikle her şeyin dijitalleşmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Çağımız çok hızlandı ve çağımızın hızlanmasıyla birlikte bilgiye çok fazla erişim var, çok fazla bilgi var ve bu bilgi havuzunda insanoğlu boğuluyor desek yeridir. Tabii bütün bunların beynimizde yaptığı bazı yapısal değişiklikler var anatomik düzeyde ve bu değişikliklerin birçok olumsuz yanları var. Bunlar arasında karar verme mekanizmamızın bozulması, dürtü kontrolünde problemler yaratması, duygu düzenlememizde yaşanan problemler, bellek problemleri yaratması, keza dikkat eksikliği problemleri, iletişim yeteneğimizde azalma yaratması, karar verme yeteneğimizde problemler gözükmesi, yani bütün bunlar gibi birçok bilişsel bozukluğa yol açabiliyor. Yine aynı zamanda çok önemli fizyolojik ihtiyacımız olan uykuyu kısıtlayabiliyor. Uyku süremizde azalma gözlenebiliyor. Özellikle son dönemlerde sosyal medya ve yoğun internet kullanımıyla uyku problemlerinin fazla gözüktüğünü söyleyebilirim. Klinikte de böyle başvurular bize geliyor. Tabii bunların genel olarak yaşamımızda yol açtığı problemler, yani verilen görevleri ya da sorumlulukları sürekli erteleme, bir türlü tamamlanamaması, iş yükümüzde, iş yükü algımızda artış yaratması, bu kesilen dikkatimizle birlikte, azalan dikkatimizle birlikte işleri tamamlayamama ve tamamlayamadığımız için, ertelediğimiz için de daha fazla çalışmak zorunda kalmamız, ki bunun da bizim üzerimizde yarattığı yoğun bir anksiyete ve kaygı oluyor. İş tatmininde ve işe bağlılıkta azalma gözleniyor. Keza öğrenciler için akademik başarıda çok fazla düşme gözleniyor. Ve bu kadar yoğun dijital dünyada bir araya geldiğimizde dahi yüz yüze etkileşimlerde, konuşmamızda, birbirimize o aktarımda azalmalar gözlemliyoruz. Bu sebepten dolayı yani insanın mevcudiyet ve aidiyet duygusunda bir körelme oluyor. Yani kişiler arası ilişkileri de çok derin düzeyde etkiliyor diyebilirim. Dijital dünya eşi benzeri görülmemiş bir dünya. Bu dünyaya kontrolsüzce dalmak tabii bazı zorluklar yaşanmasına, bazı olumsuzluklara sebep olabilir. Hafızada, dikkatte, bilgi işleme yeteneğinde bazı olumsuz etkileri olabilir. Ama tüm bu yönleriyle tabii göz korkutucu da olabilir. Ancak biz teknolojinin, dijital medyanın getirdiği değişimlere izin verme veya bu değişimleri reddetme hakkına da sahibiz. Yani nasıl etkilendiğimizi görerek, öğrenerek buna göre de hareket edebiliriz aslında irademizde, aklımızda, değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir gerçek var. Böyle bir dijital dünyada bu kadar yeniliğin ve inovasyonun olduğu, gelişmenin olduğu bir dünyada buna karşı koyabilmek zaten olası değil. Hatta hayatımızı pek çok noktada gerçekten inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Ama buradaki esas problem bunu nasıl kullandığımız şeklinde. Bunu gerçekten akıllıca, hayatımıza daha uygun, hayatımızı kolaylaştırıcı bir şekilde kullanabilirsek bunun avantajları yadsınamaz. Ama günümüze baktığımız zaman ne yazık ki insanoğlunun interneti ya da sosyal medyayı kullanma şekli çok da bu söylediklerimle uyumlu değil açıkçası. Yani odaklanmamız çok ciddi anlamda azalıyor. Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla içerik söz konusu. Bütün bunlardan dolayı insanoğlu sürekli bağlantıda kalma isteği hissediyor. Zaten bu tür uygulamaların, platformların böyle bir sonsuz kaygırma özelliği var. Yani sürekli orada kalmanız isteniyor.
Bir yandan sürekli bildirimlere, cep telefonunuzda uyarıcılara, işte anımsatıcılara maruz bırakıyor insanoğlu kendisini. Yani çok basit bir tıklamayla sonsuz, uçsuz bucaksız bilgi kaynağına erişiyoruz ama işte bu kaynağa erişirken esas hedefe odaklanmak, bu hedeften sapmamak gerekiyor açıkçası. Dijital dünyanın insanların soyut düşünme, müzakere etme yeteneğini ya da yaratıcılığını olumsuz bir şekilde etkileyebileceğini söyleyebilir miyiz peki? Kesinlikle söyleyebiliriz. Bir kere zaten en önemli problemi genellikle bilişsel yetilerimizde çıkarıyor. Yani bilişsel yetilerin insanı insan yapan en önemli özelliklerden bir tanesi muhakeme etme yeteneğidir. Neden sonuç ilişkisi kurmasıdır olaylar arasında. Ama bütün bunları baskılıyor sosyal medya ya da yoğun dijital kullanım. Ve genel olarak daha çok sonuç odaklı yaşamaya sebebiyet veriyor. Yani hani anda kalmayı, o andan keyif almayı ne yazık ki gölgeliyor. Mesela bir konsere gittiğinizi düşünün. Konserde sanatçı çıktığı zaman ilk etapta sahne, herkesin elinde bir anda cep telefonu oluyor ve herkes çekmeye başlıyor. Yani hani kimisi canlı yayın yapıyor, diğer insanlara gösteriyor, konsere gelmeyen insanlara. Yani bazen bu konserde dahi bu telefon kullanımı o kadar fazla oluyor ki yani insanlar sadece oraya sanki o yayını çekmiş olmak için gidiyorlar, izlenimi uyandırıyor. Ne yazık ki böyle bir gerçeklik söz konusu ve insanın gerçekten tüketim toplumu içerisinde çok fazla bir şeyleri çok hızlı şekilde tüketmesine, anda kalamamasına, o andan keyif alamamasına sebebiyet veriyor. Peki davranışlar üzerindeki, ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsedecek olursak, özellikle çocuklar ve ergenlerdeki etkileri nasıldır? İnternet kullanımı siz de daha iyi biliyorsunuz bizden, çok uzun saatleri almaya başladı özellikle ergenler üzerinde. Etkileri nelerdir? Şöyle bir kere gerçekten sosyal medyayla ya da dijital dünyayla çok haşır neşir olan çocukların akademik başarısında genellikle bir düşme gözlemliyoruz. Aynı zamanda bu çocuklar sürekli bağlantıda kalma ihtiyacı hissettikleri için, sürekli orada yaşadıkları için genel olarak bu onlarda esas yapmaları gereken sorumlulukları daha fazla ertelemelerine, daha az çalışmalarına sebebiyet veriyor. Böyle olunca sürekli orada bağlantıda kalmak istiyorlar. Bağlantıda kalamadıkça çok bir huzursuzluk, gerginlik, endişe hali söz konusu olabiliyor. Yani bilgiyi kaçırmama, güncelliği kaçırmama, olan biten her şeyden anında haber alma isteği çok fazla söz konusu oluyor. Keza sosyal medyayla özellikle çok fazla uğraştıkları için çok ciddi uyku problemleri gözlemliyoruz. Özellikle ergenlerde genellikle yatağa cep telefonuyla girme, cep telefonuyla uğraştığı vakitle uykusundan adeta çalma, sabah kalktığı zaman ilk başta telefona başvurma, lavaboya her yere cep telefonuyla gitme. Yani aslına bakılırsa hani telefonla bütünleşik bir yaşamdan bahsedebiliriz. Peki. Ve bunun en büyük zararı biraz önce de söylediğim gibi, yani hani eski kuşaklara baktığımız zaman yeni kuşakta bir araya gelme, paylaşımda bulunma, karşıdakini anlayabilme, empati kurabilme yetisi ne yazık ki bir miktar daha az oluyor. Çünkü hani şey gibi, yani hani karşıdakiyle iletişim az olduğu için, uyaran daha az olduğu için, genellikle cep telefonuyla yüz yüze olduğu için bu çocuklarda bu yetenekler, bu yetiler daha az gelişiyor. Ya da daha az önemseniyor diyebiliriz. Peki özellikle okula karşı ilgisi olmayan ergenlerde dijital bağımlılığın ortaya çıkma riski çok daha yüksek diyebilir miyiz? Bununla ilgili doğrudan bir çalışma var mı bilmiyorum ama bakıldığında olma ihtimali daha yüksek tabii ki. Sonuçta insanoğlunun
belirli bir bilişsel kapasitesi var. Her insanda farklı olmak üzere. Ve doğal olarak bir şeyle uğraştığımız zaman arka planda kalan şeylere ayıracak vakit ve ayıracak zihinsel güç daha az oluyor. Bilişsel performansını daha çok sosyal medyada harcayan bir birey için bu söylediğiniz çok olası açıkçası. Biraz önceliklendirmeyle de alakalı. Kişinin sorumluluk algısıyla da alakalı. Ama ne yazık ki günümüzde çocuklar biraz önce de söylediğim gibi sosyal medyada daha fazla vakit geçirdikleri için bu çocukların akademik başarısının daha düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bu biraz bence karşılıklı etkileşimle de alakalı. Yani akademik başarısı düşük olan bireylerin de gerçekten sosyal medyada vakit geçirme olasılığı daha fazla. Birbirini etkileyen durumlar diyebiliriz o zaman. Peki eş arasındaki ilişkiyi nasıl etkiler internet kullanımı? Yani eşlerden biri eğer söylediğimiz şekilde çok fazla internette, sanal ortamda vakit geçiriyorsa, sizin yaşadığınız klinik vakalar var mı acaba? Kesinlikle var. Hatta bundan dolayı eşlerden bir tanesinin çok genel olarak daha sıkıntılı olduğunu ve bununla ilgili şikayetlerde bulunduğunu gözlemliyoruz. Buradaki en önemli şey ne yazık ki bu telefonun, cep telefonu kullanımının, internet kullanımının, özellikle sosyal medyanın bağımlılık yapıcı özelliklerinin olması açıkçası. Hani nasıl bir madde ya da bir alkol bağımlılık yapıyorsa sosyal medyanın bağımlılık yapma olasılığı da çok fazla. Davranışsal bağımlılıklar arasında henüz literatüre, psikiyatri literatürüne girmedi ama girme olasılığı sonraki rehberler için çok fazla. Bireylerde giderek artan sosyal medya kullanımı, özellikle ev içerisinde paylaşımın fazla olması gerektiği noktalarda giderek paylaşımın azalması, biraz önce söylediğim gibi hani insanlar arasında aktarımın, iletişimin azalması söz konusu oluyor. Tabii ki bu doğal olarak evlilikleri de çok ama çok olumsuz etkiliyor diyebilirim. Peki psikolojik sorunlara neden oluyor diyebilir miyiz? Çünkü sosyal etkileşim azalıyor, sosyal ilişki kurma güçlükleri artıyor. Yalnızlığı tercih etme gibi şeylere sebep olabilir mi bu durum? Yani çok güzel bir soru bu. Şöyle söyleyebilirim. Özellikle sosyal medyada genel olarak bireylerin gerçek kimliklerinden ziyade idealize edilmiş profilleri yer alıyor. Yani göstermek istedikleri ya da olmak istedikleri profilleri yer alıyor. Bu noktada bu profillere maruz kalan diğer kullanıcılar ya da bu kişinin arkadaşları, herhangi birisi gerçekten o kişinin yaptıklarını, yaşadıklarına karşı bir imrenme, bir kıskançlık durumu söz konusu olabiliyor. Ya da ben niye bunları yapamıyorum? Benim imkanlarım niye buna el vermiyor? Ben niye böyle çok sıradan ve basit hayatlar yaşıyorum? Şeklinde bir düşünce tarzı, giderek kendini karamsar, kötü hissetme söz konusu olabiliyor. Yani sosyal medya kullanımıyla, özellikle yoğun sosyal medya kullanımı ve depresyonu çok sık gözlemliyoruz. Keza zaten sosyal medyada çok vakit geçirirken doğal olarak sosyal olarak izole oluyorsunuz toplumdan bakıldığında. Aynı zamanda anksiyete bozukluğuyla da çok sık gözlemliyoruz sosyal medya bağımlılığını. Bu biraz da işte ben gelişmeleri kaçırıyorum, ben o insanların yaşadığı hayatları yaşayamıyorum, ben orayı göremeyeceğim, ben o kitabı okuyamayacağım, ben oraya gidemeyeceğim, o işte etkinliğe katılamayacağım ama onlar katılacak, ben sürekli eksik kalıyorum, ben sanki istediğim hayatı yaşayamıyorum ve yaşayamayacağım, zaten zamanım kısıtlı, yaşayacağım zaman kısıtlı ve bu kadar yoğun giderek artan yapılacaklar listesi karşısında benim kalan sürem buna el vermeyecek. Ve bu da bireylerde çok ciddi bir anksiyete, kaygı uyandırabiliyor açıkçası. Yani bakıldığında gerçekten sosyal medyanın, özellikle sosyal medyanın dijital çağda
bizim majör psikiyatrik bozukluklarla doğrudan alakası olduğunu söyleyebilirim. Peki son olarak aşırı internet kullanımına karşı kişiler nasıl önlem almalı? Alternatifi nedir? Önerileriniz var mı bu noktada? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani bir kere doğrudan kullanmama, özellikle diğer davranışsal bağımlılıklarda ya da alkol madde bağımlılığında olduğu gibi, yani sosyal medyayı hiç kullanmayın demek çok rasyonel değil. Sosyal medyanın elbette kullanılması lazım. Ama bunu daha çok hayatımızı kolaylaştırıcı, keyif alıcı ama keyif aldığımız noktada sonlandırmayı bilen bir tarzda kullanmamız gerekiyor. Bu noktada hayatta özellikle bir bazı noktalarda amaçlarımızın olması gerekiyor. Genel olarak şu anda böyle bir amaçsızlıkla karşı karşıyayız. Hani herhangi bir şeyde bizim amacımız daha derine inmek, fikre ulaşmak, bir şeyi özümsemek olmalı, anlayabilmek olmalı ama bu sonuca, statüye dönüşmüş durumda. Hani tıpkı biraz önce konserde bahsettiğim gibi, yani ben o konsere gittim. İşte bu da kanıtı gibi. Videoyu çekip paylaşmanın. Ama burada önemli olan o anda kalabilmek. Yani o akıştan keyif alabilmek. Çünkü o akıştan keyif almadığınız sürece, o anda yaşamadığınız sürece siz sadece mış gibi yapmış oluyorsunuz. Aslında gerçekten orada olmuyorsunuz. Yani bunları biriktirdiğiniz zaman, kümülatif olarak bütün bunlar biriktiği zaman hayatınızda aslında fark etmeden gerçekten böyle yaşam boyunca başıboş dolaşma söz konusu oluyor. Burada önemli olan şey şu. Gerçekten derin odaklanma olmadan bizim hayatımızı, çalışmamızı, projelerimizi tamamlamamız çok olası olmuyor. Ne yapılabilir? Üstlenilen görevleri, sorumluluklara karşı işte kişisel ödüllendiriciler konulabilir. Aynı anda birçok işle uğraşmak yerine, sorunu getirememek yerine aciliyet sırasına, önem sırasına veya alınacak sonucun büyüklüğüne göre işleri sınırlandırmak gerekebilir. İşte sosyal yaşam alanlarını biraz daha genişletmek, bazı aktivitelere yönlenmek, günlük hayatın hani stresinden kurtulmak için spor yapmak, kitap okumak gibi gerçekten bu alanlara yönlenmek de kurtarıcı olabilir sizce? Kesinlikle. Bakın burada aslında bir savaş var. Ne gibi bir savaş var? Mesela siz kitap okumayı seviyorsunuz. Kitap okumayı çok istiyorsunuz. Ama mesela bununla ilgili bir uygulama çıkıyor ve size birileri kitap okuyor. Örnek veriyorum. Evet. Ve sizi okumayı hızlandırabiliyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Size deniliyor ki bak senin kitap okumana gerek yok. Ben senin yerine kitap okuyorum ve daha hızlı bir şekilde bunu tüketebiliyorsun. Evet, 10 saniyemiz var. Habere bağlanacağız. Sevgili psikiyatri uzmanı doktor öğretim üyesi Erman Şentürk telefon hattımızdaydı.